gasplarından tutun da öyle iş cinayetlerinin hikayeleri anlatıldı ki orada. Yani insanların artık son noktası, işçilerin de artık bir doğaçlama olarak başlattıkları bu eylem maalesef birçok şeyin de su yüzüne çıkmasına sebep oldu. Yani bu kadar iş cinayetinin tekrar telaffuz edilmesindeki en büyük sebep yine orada işçi arkadaşlarımızın başlattığı bu direniş, bu isyan. Neye isyan? Hukuksuzluğa. Neye isyan? Arkadaşlarımızın, çalışan insan hiçbir şekilde orada dediğim gibi bir insan varlığı gibi görülmeyip sadece bir meta gibi çalıştırılıp orada bütün ezici şartlarda nasıl olsa bu rantı biz ne kadar kısa zaman sürede elde ederizin derdine düşmüştü insanlar. Ama işçiler de öyle bir tokat vurdu ki bunlara, öyle bir tokat dediler ki hala kendilerine gelemiyorlar. Hala kendilerine gelemiyorlar. O da neden? Çünkü yaptıkları o kadar her şeyi ortaya döküldü işçiler tarafından. O günkü, o geceki işçilerin o cesurca davranışı aslında orada nasıl bir yaşam olduğunu, bu binaların nasıl yapıldığını, bu cinayetlerin nasıl işlendiğine dair insanların bir bilgi sahibi olması ve karşı karşıya kaldıkları bu durumda biraz da olsa inşaat işçisini anlaması gibi bir şey ortaya çıktı. Yani bu anlama da şöyle gerçekleşiyor. Yani biz gerçekten inşaat işçisini bu şartlarda çalıştığını, bu şartlarda hayatının bedelini böyle ödediğini bir tasavvur edemedik diyordu. Birçoğu da böyle diyordu. Bu inşaat işçisinin bir milat oldu 14 Nisan. Bir milat. Evet. Dediğimiz gibi bu projenin de bütün insan haklarına, bütün insani çalışma koşullarına aykırı tüm yönleri bu 14 Eylül'le beraber ortaya çıkmış oldu. Peşinden gösterilen tepki de aynı şekilde yine işçi sınıfına, işçinin o esnada hemen derlenip toparlanıp karşı karşıya gelmesine, karşı masasına oturmasına yediremediler kendilerine. Bunu bir gurur meselesi yaptılar. Bu gurur meselesi de dediğim gibi işçilere karşı bir orantısız güç kullanmayla bir gece vakti arkadaşlarımız gecenin üçünde yaptıkları koğuşlardan, ki o meseleyi çok iyi biliyorsunuz, orantısız bir güçle arkadaşlarımız oradan alındı ve bir sürü insan hakları ihlali oldu orada. Gözaltına alınan arkadaşlarımız şirket personeli tarafından darp edildi, karakollara götürülürken dövüldü. Elleri kelepçeli 3 gün orada karakollarda, nezarethanelerde bekletildi. Peşinde de hiç beklemediğimiz ama onların hesabını yaptığı bir tutuklama gerçekleşti. Bu tutuklamada karşı tarafa bakın ben de bunu yaparım. İşte tekrar aynı şeyi yaparsanız burada bir gözdağı mahiyetinde arkadaşlarımız günlerce cezaevlerinde yatırıldı. Ve en sonunda yine kamuoyu baskısıyla, duyarlılıkla arkadaşlarımızı bir şekilde o mahkemeden aldık. Bundan sonraki süreçte de denetim serbestliklerinin kaldırılması ve en önemlisi de bizi yargılayanları biz yargılamak istiyoruz. Bu kadar iş cinayetine, bu kadar hak ihlaline, bu kadar olmaz bile diyebileceğimiz bir sürü olay üzerinden bizim onları yargılamamız, kanun önüne getirmemiz şart. Teşekkür ederim. Bu Mistik Türk 14 Eylül günü bir günlük kararla alınmadı. Çok temel oradaki çalışma koşullarının düzeltilmesi için başlayan işçiler bizim hepimizin gözlerinin önüne aslında devlet, şirket birlikteliğini, bir iş yerinin üstelik de iş cinayetlerinin sömürünün yaşandığı, bu kadar derin yaşandığı bir iş yerinin nasıl hızlıca kışlaya dönüştürüldüğünü, şirket temsilcilerinin nasıl güvenlik kolluk kuvveti görevi yaptığını, soruşturmaları yürüttüğünü ve halen bütün çalışmalarını da bu kontrol altında sürdüğünü ortaya çıkarttı. Yani devletin dönüşümünden tutunuz da sermaye-devlet ilişkisinde bu dönüşümün içindeki yer alışa kadar işçi arkadaşlar hepimize bu sürecin gerçekliğini ortaya koyuverdi. Hepimizin bildiği gibi büyük bir gerçekliktir. Saldırı mücadeleyi büyütür, mücadeleyi doğurur. Böyle de oldu ve SALT platformla ilişkili değil, bu ilde, bu çevrede yaşayan, hatta farklı yerlerde yaşayan bütün işçiler mücadelesini 3. Havalimanı işçilerinin mücadelesine atfederek daha fazla yükseltti. Demokratik kitle örgütleri, toplum kuruluşları, siyasi örgütler farklı alanlarda mücadeleye destek oldu. Aynı saldırı düzeninden
nasiplerini aldılar. Gözaltıları yaşandı, tutuklanmalar yaşandı ve hukuksuz yargılanmalar hala bu dayanışma sürecindeki tüm dostlarımıza, yoldaşlarımıza, arkadaşlarımıza devam ediyor. Onların da farklı farklı tarihlerde bu süreçten etkilenmeleri var.